yonca tohumu, tirsikale tohumu, arpa tohumumuz, bu makarnalık tohumumuz, bu da ekmeklik tohumumuz. Birisi makarnalık. Sağ tarafta tuttuğum makarnalık, sol tarafta tuttuğum da ekmeklik buğday tohumu. Anaç tohum olarak kullanıldığı için bunlar eleme esnasında iri tohumlar ayrılır. Geçen sene de aynı bir durum söz konusuydu. Yağışlarımız biraz yetersizdi. Uzun yıllar ortalamasının altındaydı. Lakin geçen sene Nisan ayındaki yağışlar Nisan ayının başından ve sonuna kadar dengeli bir şekilde istenen sakin bir yağış gerçekleşti. Bu yıl maalesef Nisan ayının başından ortalarına kadar istediğimiz, beklediğimiz yağışları alamadık. Tabii bu yıl hava sıcaklıklarının da aşırı yüksek gitmesi bitkilerde bir takım streslere de neden oldu. Özellikle Konya bölgesinde kıraç tarım yapılan, susuz tarım yapılan alanlarda hububatların strese girmesine neden oldu. Nisan ayının sonunda beklediğimiz yağışlar geldi. Eğer Nisan ayındaki yağışlar da gelmeseydi kıraç alanların çoğunda biçer dahi girmeyecek durumlar söz konusu olacaktı. Ama Nisan ayının sonundaki yağışlardan sonra bu tarlaların da bir takım hareketlenmeler, bu tarlaların da bir takım ürünlerin gelişmelerine neden oldu. Bu durumda göz önünde bulundurulduğu zaman o bölgelerde de hasatlar gerçekleşecek gibi gözüküyor. İnşallah bundan sonraki süreçte yağışlar devam eder. Çünkü hububat hala daha çiçeklenme döneminde, tozlaşma döneminde. Dane suyuna da ihtiyacımız var. Özellikle kıraç alanlarda Mayıs ayından sonra yağacak yağışlar dane suyuna da, danelerin daha iyi gelişmesine de etkili olacak. Sulu alanlarımızda çok fazla bir problemimiz yoktu. Çünkü çiftçilerimizin o alanlarda gerekli dönemlerde müdahalelerini yapabiliyorlardı. Tabii havaların aşırı sıcak gitmesi, Mayıs ayında da yağışların yağması, bundan sonraki süreçte mantari hastalıkların, sarı pas hastalığının da gündeme geleceğini gösteriyor. Bu alanları ziraat mühendisi meslektaşlarımızla mutlaka kontrol etmeleri gerekiyor çiftçilerimizin. Haftalık kontrollerini rutin yapmaları gerekiyor. Çünkü hastalık bulaştıktan sonra yapılan ilaçlı mücadelenin çok fazla bir sonuç almadığımızı, hastalık başlangıcın itibariyle en kısa sürede ilaçlamanın yapılması gerekiyor. Hatta bu ilaçlarda koruma amaçlı olduğu için hastalığı görmeden dahi ziraat mühendisinin önerisiyle ilaçlama yapabilirler. Tabii eğer Nisan ayındaki yağışları almamış olsaydık kıraç alanların birçok kısmına biçer dahi girmeyecekti. Geçen seneye oranla %5'lik bir hububat alanında ekilişte artış söz konusu Konya Ovası'nda. Tabii bunu da göz önünde bulundurduğumuz zaman rekoltede kısmen bir düşüş bekleniyor. Lakin bu çok ciddi rakamları temsil etmeyecek gibi gözüküyor. Tabii buradan sonraki dönemde yağacak yağışlar da çok etkili. Eğer bundan sonraki yağacak yağışlar dengeli ve afete çevirmeden, yani sel ve dolu zararına uğratmadan yağarsa muhtemelen rekoltede çok az bir düşüşle yılımızı kapatırız. 1 milyon 21 bin hektarlık alanda hububat ekilişi gerçekleşti bu yıl Konya'da. Konya Ovası'ndaki buğday üretimimiz 2.240 bin ton civarında oldu. Bu yılda 2000 tonların civarında bir üretimde rekolte beklentisi olabilir.